Kings Cup 16'da yarışların sonuna geldik ve biraz önce bu sahnede ödüller sahiplerini buldu. Bu yıl da rüzgar bizden yanaydı. Seneye yine görüşmek üzere. Vodafone Redlilerin Türkiye'deki tarifelerini günde 12.90 Türk Lirası'na dünyanın 51 ülkesinde de aynı Türkiye'deymiş gibi kullanabileceğini dijital mecralarda duyurmamız gerekiyordu. Son zamanlarda herkes yurt dışında daha çok tatile gidiyordu. Ehaliyle Instagram'da tatilde çekilen fotoğrafları paylaşmak için bir numaralı mecra olmuştu. Hani milletin tatil fotoğraflarına bakarken nereye gitmiş bunlar deriz ya. Ha işte biz de bu insight'tan yola çıkarak insanların tatil fotoğraflarını eğlenceli bir oyuna dönüştürüp içine kampanya mesajımızı yerleştirmeye karar verdik. Sistem basitti. Neredeyimben.com gerçek Instagram kullanıcılarının bu 51 ülkeden birinde çekilmiş fotoğraflarını Instagram'dan çekiyor, siteye girenler de bu fotoğraflara bakıp nerede çekildiğini tahmin etmeye çalışıyordu. E tabi biz de oyunun arasında kampanya mesajlarımızı gösteriyorduk. Her defasında başka insanların fotoğrafları üzerinden oynanan oyun sonucunda çıkan Vodafone Lead formunu dolduranlar, Airbnb hediye çekleri, uçak biletleri ve Samsung Galaxy S7 gibi ödülleri kazanma şansı yakaladılar. Bannerlarla desteklenen web sitesinin ulaştığı rakamlarla ilgili de bir bilgi vermek isterdik ancak site henüz yeni yayına girdi. Vodafone Red, bizden doğru tekliflerini doğru insanlara, doğru yerde iletecek bir proje istedi. Çok vaktinizi almadan özetlememiz gerekirse, yaz gibi yaz, şimdiye kadar yaratıcı işlerin ötesinde daha çok direkt iletişim için kullanılan lokasyon servisleriyle şimdilerde çok bahsedilen Big Data'yı birlikte kullanan bir proje. Şöyle çalışıyor, bu beyaz yakalı Ayşe olsun. Biz onun hep Maslak civarında olduğunu biliyoruz. Ayşe rutini bozup Çeşme'ye gittiğinde, hatta daha havaalanına indiğinde, bulunduğu tarifeye bakarak kendisine %50 indirimli araç kiralama, havaalanı transferi gibi mesajlarla ulaşıyoruz. Oradan plaja gittiğinde Red'in sponsor olduğu plajdaki %50 indirimini, plajda zaman geçirirken alışkanlıklarına göre mesela müzik severse Spotify teklifini, daha önce takip ettiğini bildiğiniz diziye az kaldığını ve Red kapsamında Digiturk Play'den izleyebileceğini, bu özellik eğer kullandığı tarifede yoksa bir üst tarife ile birlikte kendisine öneriyoruz. Yani kısacası hazırladığımız mobil site Ayşe'ye göre şekilleniyor. Onun geçmiş datasına göre ilgisini çekebilecek tarifesine dahil olan ya da alabileceği aksiyonlara göre farklılaşıyor. Doğru zamanda istediği şeyi aktive etmesini mümkün kılıyor. Site eğlenceli Big Data uygulamaları ile destekleniyordu. Mesela Ayşe, şu anda tatilde olsaydın ne yapıyor olacaktı bunu öğrenip tatilin keyfini daha da fazla çıkarabiliyordu. Çünkü tatilde olmasa Zincirlikuyu'da trafikte olacaktı. Yaz gibi yaz, bunların tamamını kişiye, alışkanlıklarına, mekana ve zamana göre sadece Ayşe'nin değil, herkesin datasına göre yapıyordu. Projenin uygulaması halen yazlık mekanlarda devam etmekte. Doğru teklifleri doğru yerlerde duyurmakta.